Kurulu üyelerim, Sayın Konak Belediye Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Meclis üyelerimiz, Sayın Muhtarlarımız, size bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı. Yıllardan beri, belki de son 10 yıldır ki son 3 senedir de değerli başkanımızın önemli katkılarıyla yaptığımız mücadele anıtı ve mücadelede yaptığımız programlarla her sene çığ gibi artarak faaliyetlerle büyüyerek geliyor. Emperyalist devletlerin etkisiyle 1820'li yılların başından itibaren Mora isyanıyla birlikte meydana gelen milliyetçilik akımıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardan uzaklaşmasıyla bu bölgede kalan Türk ve Müslümanlar için zor günler Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına kadar artarak devam etti. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Lozan Barış Anlaşması'nın ek bir maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Yunanistan arasında imzalanan zorunlu nüfus mübadelesinin bugün 100. yıl dönümünü burada hep beraber anmaktayız. Benim bu coğrafya tabii az önce Birol arkadaşımızın da anlattığı gibi mübadil ve muhacirler coğrafyası aynı zamanda. Yani bu Batı Anadolu'nun hemen her bölgesi bundan etkilenmiştir. Benim de dedem ve anneannem biri Kınalı, biri Usturumcalı. Ama burada bu kimliğimle ya da bu hatıralarla değil de sosyolog olarak birkaç cümle etmek üzere sizlerle birlikteyim. Bu olayın kapsamı aslında sadece bir anlaşma, sözleşme değil. O belki nihayeti, sonucu. Çünkü çok daha önce başlayan ve halen çok daha sonra da devam eden kapsamda bir önemli göç yerinden edilme olayıdır bu karşılıklı olarak. Bir mübadil torunu olarak, çocuğu olarak özellikle bu süreçlerde 3,5 yıllık süre içinde az önce değerli meclis üyem Ali Peynirci'nin dediği gibi her yıl daha güzel etkinlikler yaparak, birbirimizle kaynaşarak, yapılan çalışmaların etkilerini görerek, bundan sonraki süreçleri iyi yönetme açısından yapılan çalışmaları değerlendirerek bu noktalara geldik. Tabii kolay değil. Az önce de değerli konuşmacıların ifade ettiği gibi insanların topraklarını, yurtlarını bırakarak ve ocaklarındaki yemeğin altını kapatma fırsatı dahi olmadan yola çıkması orada yaşadığı anılarını, orada yaşadığı toprakları bırakarak hiç tanımadığı, lehçesini bilmediği, dilini bilmediği bir ülkeye göç etmesi şimdi anlatması kolay ama o dönemlerde yaşayanlar için gerçekten çok zor. 1924 yılında yapılan anlaşmayla biliyorsunuz Lozan Anlaşması'nın bir maddesiyle 1,5 milyon Yunanistan göçmeni diyeceğiz, muhaciri diyeceğiz. Buradan Yunanistan'a geçmiş. Oradaki 500 bin Türk de ülkemizin belli bölgelerine yerleştirilmiş. Tabii muhacirler ve mubadiller sosyal yaşamda olsun, diğer yaşamda olsun, kentimizin, İzmir'imizin her türlü noktasında damgasını vurmuş kişiler ve gerçekten en önemli özellikleri de işte onların bizlerin ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden hiç ayrılmamışlar. Hep ona bağlı kalmışlar ve Cumhuriyet'in değerlerine de hep sahip çıkmışlar. O farklı bir şey. Bunda da gurur duyuyoruz. Muhacir. Bizim zaten Narlıdere'deki lakabımız Macirler derlerdi. Muhacir değil de Macir Rasim'in oğlu derlerdi bize. Engin Hocam da onunla ilgili de bir kitap yazdı Narlıdere'de. Yani Macirlerin buluştuğu bir mahalle vardı. O mahallede ama o kadar iç içe yaşadı ki yıllarca
tüm etnik kökenleriyle bir Türkiye biliyorsunuz farklı bir ülke. Tüm etnik kökenleriyle kardeşi yaşamayı bilen, kardeşi yaşamayı örnek edinen bir ilçede yaşadık. Gerçekten de bizim için anlamlıydı.